İyi günler sayın seyircilerimiz. Kalplerimiz seni unutur mu? Ben Filiz Özkol kardeşimizle beraber yaptığımız bu programa bugün öyle bir sanatçı, genç, yürekli insanlarla beraberim ki bizi bir öyle bir kardeşimiz var. Dedi ki ya bir tiyatromuz var. Bu tiyatroda genç arkadaşlar bir tiyatro oyunu oynuyorlar. Hemen gelelim dedim. Biz beraberce ekip olarak gittik. Hizmetçiler, dur bakalım dedim neler var, nasıl oynayacaklar, sıkılır mıyız? Acaba iyi oyuncular mı? Böyle bir başta şeyleri vardır insanların, şüpheleri vardır falan. Neyse sonra bir baktık, bir güzel bir salona geldik. O kadar dip dibe oynanıyor ki salonun içinde, yani böyle yukarıda bir salon değil. Beraberce, hep beraber şurada oynanıyor. Daha da yakın izliyorsunuz yani oyuncuları. İnanamadım. İki tane kızımız, bir tane delikanlımız, aynı zamanda delikanlımız yönetmen. Bir oyun başladı. Bizi aldı götürüyor hizmetçilerde. Size kim olduğunu kısa zamanda anlatacağız ama durduk yerde öyle merhaba deyip gelmediler yani. Öyle bir geldiler ki kızımız bir tane Çiğdem Yıldız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Diğer kızımız Saliha Cansu Saka. Hoş geldin. Hoş buldum. Ve Can kardeşimiz Can Ali Çalışan Demir. Neler yapmışsın? Neler baktık? Orada oynamışsın, burada yapmışsın. Yönetmenlik konuşacağız. Ve bir de bizim onurumuz. Güzel onurumuz. Onun da yaptıklarını, belgesellerini, oyunculuğunu, yazarlığını, idari. Bir de bizim aileden bir onur oldu yani. Ben hepinize Filiz Özkol ve ben hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben önce diyorum ki yani böyle tabii çok konuşacağız, anlatacağımız çok şey var ama bir belgesel tarzında yaptığımız bu işte bir biyografini ilk önce sizi bir tanıtalım. Yani mutlaka sizi seyredenler tanıyordur da tek tek tanıtalım. Önce seni tanıtalım Çiğdemciğim. Seni hazırladılar. Çiğdem Yıldız'ı bir görelim kim, ne, bakalım biyografisine. Çiğdem Yıldız, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Okulun ikinci yılında Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni dizisine girdi ve bu dizide 3 yıl Nazlı karakterine hayat verdi. Bu sırada 2010 yılında konservatuardan mezun olup aynı yıl Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve 2011-2012 sezonunda görevlendirildiği Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Haldun Dormen'in yaptığı Kantocu isimli oyunda Virgin rolünü oynadı. Aynı yıl yine Fox TV'de yayınlanan Deniz Yıldızı adlı dizide bir sezon Mine karakterini canlandırdı. 2018 yılına kadar görev aldığı Van Devlet Tiyatrosu'nda sırasıyla Bildirim, Evham, Kurşun Askerin Utancı, İntihar'ın Genel Provası, Hıdrellez oyunlarında rol aldı. Yücel Ertan rejisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Hırçın Kız isimli oyunda Bianca ve Can Ali Çalışan Demir'in sahneye koyduğu Aralık ayında premier yapmış olan Hizmetçiler adlı oyunda Claire karakterini canlandırmaya devam etmekte. Çiğdem Yıldız'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Çok güzel efendim olmuş. Çiğdem kızımızın, büyük oyuncumuzun bizi öyle seyrettiğimiz tiyatroda Allah Allah dederken iki kardeş oynamışsınız, ikiniz de öylesiniz. Şimdi de sıra Saliha'mıza geliyor. Bir de onu takdim ederim efendim. Saliha Cansu Saka, onu da görelim. Saliha Cansu Saka, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2004-2005 yılları arasında Ankara Sanat Tiyatrosu kursiyerliği yaptı. Ardından da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Bilkent Tiyatrosu'nda Yağmur Durduğunda, Ana Yolda ve Shakespeare Koleji adlı oyunlarda oynadı. 2012-2013 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Ay Ecesi adlı oyunda rolü vardı. 2014-2015 sezonundaysa Tiyatro Aynada Abide-i Aşk, Kuvayi Milliye Kadınları 2015 adlı oyunda
yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Saliha Cansu Sakay'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Saliha, güzel kızımız, iki kardeşi oynuyorsunuz siz, evet, Hizmet'e. Evet. Döktürüyorsunuz. Yemin ediyorum iki oyuncu, yani bazen böyle şeydir, biri oynar da öbürü idare eder falan gibi. Hiç böyle bir şey yok, ikisi de öyle. İkiniz de birbirinize olağanüstü bir şekilde, sizi ilk önce yürekten şimdiden alkışlıyorum. Ve geliyorum bizim yönetmenimize. Can, bir de seni tanıtalım. Bir görelim bakalım. Can Ali Çalışandemir neler yapmış? Can Ali Çalışandemir. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrosu sınavını kazandı. Ankara ve Van Devlet Tiyatrosu'nda eş zamanlı olarak görev yaptı. Bit Yeni, Fatih, Yedi Kocalı Hürmüz, Töre, Pinokyo, İki Kalas Bir Heves, Sönmüş Yıldızlar, Sara'yı Evlendirmek, Genç Osman ve Bir Halk Düşmanı, sanatçının rol aldığı oyunlardan bazıları. Can Ali Çalışandemir'in yönettiği oyunlar arasında Sevgili İdam, Kurşun Asker'in Utancı ve Gus'la Yemek Saati yer alıyor. Can Ali Çalışandemir şu anda Konya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmalarına devam etmekte. Sanatçımıza hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Cancığım, bu kadar gençlik, bu kadar gençti ve bu kadar bir ton işler, tiyatrolar, oyunculuklar, şunlar, hep konuşacağız bunları. Önce sizleri bir takdim edelim bakalım. İnsanların çoğu biliyor, biliyorum da bilmeyenler bir anlasın, ilk önce kimlerle konuşuyoruz. Tamammış. Ve Onur'umuza gelelim. Bir de Onur'umuzu görelim bakalım neler yaptı. Onur Duru, 2003 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştığı dönemde ayrıca Tiyatro Tempo'da da görev aldı. TRT'de çeşitli dramalarda oyuncu olarak ve Benimle Oynar Mısın adlı programda ise kuklacı olarak görev almıştır. Tiyatro Aynada yönetmen yardımcısı ve tiyatro müdürü olarak 5 yıl kadar çalıştı. Betül Arım'ın yazdığı ve oynadığı Dışarıda Hiçbir Şey Var oyunu için sahne ve video tasarımı yaptı. Ve halen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu üyesidir. Yönettiği oyunlar arasında Bir Şehnaz Oyun, Tek Kişilik Düş, Tek Kişilik Şehir, yönettiği filmler arasındaysa Soytariçe Dilek Türker belgeseli, Yara ve Ankara Sanat Tiyatrosu 45. Yıl Fotografik Belgeseli yer almaktadır. Onur Duru'ya hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Şimdi biz şöyle yapalım, Filiz'ciğim, bu arkadaşları biz ikimiz bir alkışlayalım bir kere. Biz bir alkışlayalım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok, sağ olun. Çok güzel bir şey olmuş. Muhteşem. Öyle güzel bir gençliğin bu kadar yürekli bir tiyatroya, sinemaya, diziye, hayata öyle güzel geliyorsunuz ki. Bayıldık. Şimdi biraz da şeyden konuşalım. Onurcuğum da konuşsun. Cancığım, Can bu yönetimi yaptığın için biz biraz hizmetçilerden bahsedelim bakalım. Tabii. Bu bir, ben yalnız hizmetçileri bakarken birkaç yerde daha oynuyor galiba. Şimdi oynuyor mu bilmiyorum ama şehir tiyatroları da oynuyor. Yani özellikle bu hizmetçilerin anlatmak istediği içinde çok derin de şeyler var hayata dair. Bir onu birazcık yönetmen olarak sana anlatayım. Sen bize bir şekilde hayata geçir onu anlatırken. Sonra tabii bu yani. Kızlarımız nasıl duman oluyorlar onlar anlasınlar. Yani hizmetçiler oyunundan bahsetmek gerekirse 1933 yılında yaşanan gerçek bir cinayetten etkilenerek yazılıyor. İki kız kardeş gerçekten çalıştıkları evin sahibini parçalayarak öldürüyorlar. 47 yılında da Jeune bundan etkilenerek oyunu oluşturuyor. Oyunun bu kadar çok oynanmasının sebebi sanırım sınıfsal eşitsizliğin dün de var olması, bugün de var olması, galiba yarın da var olacağı ile ilgili bir şey. Umutsuz konuşmak istemiyorum ama. Bu eşitsizliği konu aldığı için ve günümüzde de bu hala devam ettiği için bizim için çekiciydi. Aynı zamanda 2009 yılında biz bunu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndayken Çiğdem'le okul projesi olarak yapmıştık. Sonra yıllardır da İstanbul'da beraber bir şeyler yapmak istiyorduk. Dedik hadi fırsat bu fırsat, buraya taşınmışken
oyunu yeniden oluşturduk. İçsel öfkelerin dışarıya yansıması çok güzel yansıtılmış. Ya zaten hani ekibim adına da konuşursam hani bizim inandığımız tiyatro doğru ya da yanlış, işte iyi ya da kötü diye işi basitleştiren bir yapıya sahip olmamalı diye inanıyoruz. Jone'nin bu oyununda da var olan bu eşitsizliği, bu tartışmayı tekrar gündeme getirmek. İnanın çözümü biz de bilmiyoruz. Bu eşitsizlik, bu ezen ezilen arasındaki bu ikilem nasıl aşılır? Elbette ki fikirlerimiz var ama bu oyunu sahneye taşırken bu eşitsizliğin, bu ötekileştirmenin, bu ezen ezilen ilişkisi arasındaki o güçlü nefretin tekrar sahneye taşınıp tartışmaya açılmasını istedik. Yani bir tartışma yapıyoruz oyunda aslında. Şey var hocam, ezen ve ezilen yer değiştirmiş olsa, kişi farklılaşsa yine duygular değişmiyor. Galiba ezilen her zaman için o öfkesini ortaya çıkaracak. Çünkü o da sistemin doğurduğu. Değişmiyor. Yani. Yer değiştir. Yerleri değiştirsen de. İnsanın içinde var olan bir duygu bu. Kesinlikle. Ben Onur'a sorayım, Onur Durumuz'a. Şimdi böyle bir oyunu koydun. Bu oyundaki bütün bu enerjini, bu güzelliği, bu bir araya getirmek, onu birazcık bahset bakalım biz Onur Durumuz'dan. Senin sonra zaten hem belgesellerin var, yaptığın şeyler, onları hep anlatacağız da. Gene bir hizmetçiler konumunda senden dinleyelim. Hizmetçiler aslında benim için tekrar bir okul okumak gibi oldu. Çünkü her anını çok düşünerek çalıştık. Can'ın söylediği gibi, çünkü bu konu bence dünya tarihindeki en önemli konulardan biri. Çünkü insan var olduğu sürece, insanın aklı ermeye başladığı andan itibaren eşitsizlik var olmuş. 33'te de vardı, 2033'te de olacak. Mühim olan bizim bunu bugünün Türkiye'sinde ya da bugünün dünyasında nasıl ve ne şekilde dile getirdiğimiz. Ya da nasıl bir çözüm üretebiliriz. Ya da nasıl bir çözüm. Evet. Ama yani çözüm bulamasak da aslında bunu söylemek zorunda olmamız. Yani çünkü sanat icra eden ya da etmeye çalışan kişiler olarak bu galiba bizim görevimiz. Çünkü sanatın varoluşu aslında buradan başlıyor ya, bir söz söylemek, bir iddiada bulunmak ya da bir öneride bulunmak. Yani en azından bizden sonraki gelenler de belki bir şeyleri seyrederek hayata bakışları değişebilir. Kesinlikle. Dünyalarını değiştirebiliriz. Yani bir de hani böyle tiyatro falan, şimdi bak şeyden çok memnunum Onurcuğum. Yani tiyatrolar doluyor. Doluyor. Sizin tiyatro doluyor. Geliyoruz full. Başka tiyatroya gidiyoruz. İşte bizim biliyorsun Betül Arım'ın, evet, dışarıda hiçbir şey var diye bir oyunu. Ben iki kere seyrettim. İki kere de full. Şimdi bir de demek ki tiyatronun topluma bir hizmeti var. Böyle de bir oyun koyduğunuz için ben teşekkür ediyorum size bir kere. Çünkü gerçekten kalıcılığı var. Yanlış mı? Hayata bıraktığınız bu hikaye gerçekten kalıcı. Oynadığınız bu dünya adına herkesin bu ezilip ezilmeyen, hı hı, bu kargaşa maalesef hep devam edecek. Evet. Yaşam böyleyse hayat böyle devam edecek. Ama biz çözüm aramaya devam ediyoruz. Tabii. Yani şöyle düşünmek lazım galiba. Ben uzun yıllar çocuk tiyatrosu da yaptım. Çocuklara ilk karşılaştığımda çocuk seyirciyle şunu hissettim. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama yepyeni dünyanın önderleri ve var edicileri onlar. Dolayısıyla bizim bir kere insan olarak onlara bildiğimiz ne varsa söylememiz, ama dikte etmeden söylememiz gerekiyor. Onlar görsünler, kendilerince analizlerini yapsınlar ve sonra kendi dünyalarını yaratsınlar. Ki yoksa bu paylaşım olmadığı sürece tarihin akışı devam edemez gibi geliyor. Ya yani sanatçı olarak da görevimiz herhalde başlıca olarak bu. Hepimizin o. Evet. Ve ben bu iki tane güzelliği, yürekli,
sevgi dolu ve müthiş oyuncular. İkiniz kardeş olarak döktürüyorsunuz. O oynarken bunları yaşamak içinizde nasıl bir duygu getiriyor? Yani yaşayarak oynuyorsunuz. Ben gözünüzde, yüzünüzde o hırçınlığı, o böyle ezilmişliğin getirdiği, birbirinizle yaptığınız hareketler, olaylar, gözyaşları, bağırışlar. Ya bunları nasıl içinize, yani mesela haftada 3 kere oynuyorsunuz. Nasıl bir duygu bu? Bana onu anlat. Önce Çiğdem, sonra beraberce de anlatabilirsiniz. İkinize söz veriyorum. Nasıl anlatalım? Anlatılacak gibi değil o duygu. Değil, öyle bir şey değil. O derin bir kuyunun içine atmışlar bizi. Oradan çıkmaya çalışıyoruz gibi bir duygu. Çok başka bir boyutta. Yani 70 dakika evet. boyunca başka bir dünyadayız. Bir de tabii bu kendi özverimizle yaptığımız, hep hayalini kurduğumuz bir proje de olduğu için tabii haliyle ekstra heyecanlanıyoruz, ekstra haz alıyoruz. Tabii bu gördüğünüz şeyler, bizim de hissettiğimiz şeyler sahnede zaten oyuncu olmamıza sebep. Bu duyguları yaşayınca ve de yaşatınca bir anlam kazanıyor yaptığımız iş. Sanırım öyle. Peki bu oyundan, yani bu oyuna başladığınız, provalarına falan başladığınız andan itibaren o duygular içinizde yer etti mi? O tabii bir yolculuk aslında. Yani her oyun bir yolculuk. İşte tabii ki yani teknik anlamda önce çalışmaya başlıyoruz. Önce bir masa başı çalışmamız oluyor uzunca. İşte bu oyun neden yazılmış, niçin yazılmış, karakter analizleri ve sonra bunu nasıl göstereceğimiz seyirciye ve tabii bunun tatbiki sahnede sürekli provalarımız. Kızların içinde bulundukları durum çok zor. Yani o zorluğu zaten bulmaya çalışmak bizi çok aslında hem yordu hem keyif verdi. Bilmediğimiz bir dünyaya girdik çünkü. Ve hem çok keyifle oradan çıktığımızı görmek, o kuyudan çıktığımızı görmek bizi çok mutlu etti. Yakalayabildiğimizi hissettiğimiz an mutlu olduk. Ya bir de sahneniz seyirciyle dip dibe. Yani evet, salonda evet. oynuyor gibisiniz. Tabii muhteşem bir ışık, evet. yönetim ve o yönetimde bu kadar dip dibe oynamak nasıl bir duygu? Bir de hani bazı tiyatrolar uzaktır biliyorsunuz. Yani üsttedir, benim aşağıdır. Benim deneyimim hep öyle oldu. Hep büyük sahnelerde. İşte Ankara'da oynadığımız Cüneyt Gökçer sahnesi, Van Devlet Tiyatrosu. Gerçi bir süre Van'da çadırda oynadık, bir 5 yıl kadar. Orası da biraz seyirciyle, yani sıcak bir ortam olmuştu ama bu kadar yakın. Hani yere düştüğümde seyirciye bu kadar yaklaştığım. Gözünün içindeki ağlamayı hep beraber tabii. seyretmek ve onu her gece aynı anda aynı şeyler, aynı duygularla oynadığın dönem içinde diyorum. Ya o başka onu bir yaşatmak. Tecrübe oluyor. Yani ilk oynadığımız 2 temsilde aslında biraz konsantrasyon problemi yaşadım. Hani bunu tabii ki belli etmemeye çalışıyoruz bir şekilde ama insan bir de premier heyecanı oluyor. Ama sonrasında zevk vermeye başladı seyirciyle bu kadar yakın oynamak. Ya başka bir tecrübe de, o çok güzel. Yani çünkü güzel bir duygu. Evet. Ben de Cansu'ya da söylüyorum, aynı şey değil mi? Aynen. Yani seyircinin bir yerde ben direkt gözünün içine bakıyorum ve o bana çok mutlu ediyor. Çünkü oradan alıyorum direkt, ne olduğunu görüyorum. Ne o kadar şey seyirciyi de ne kadar içine alıyor. Çok seyirci tabii. de kendi içinde hissediyor ya, oyunu daha iyi özümlüyor. Tabii. Oyuna dahil olduğunu tabii. hissediyor. Bizim reji tasarımımızda tabii böyle şey de var. Aynalardan da birbirimizle konuştuğumuz için. İşte yani o ayna esprisi tabii direkt seyirciyle tabii. Sanki biraz fazla muhatabız. Ayna var. Aynayla konuşuyoruz ama ayna seyirci. Evet. Onun için evet. onu da görünce ben zaten girer girmez hemen önce baktım, böyle yarım çerçeveler var. Dedim tamam, seyirciyle aynadan konuşacaklar. Muhteşem bir düşünüş, muhteşem bir her şeyiyle çok keyifliydi. Biz bir de seyircilerimize şimdi ya bu hoca anlatıyorsun işte hizmetçiler falan filan. Biraz da bir parçalarını seyrettirdi. Biz seyredelim onun üzerine konuşacağımız çok şey var. Hadi bakalım bir görelim. İlk defa görelim. Derlemeyi bir görelim. Neymiş bakalım derleme. Şşt, bana bak. Benimle her şeyini paylaşabilirsin, biliyorsun değil mi kızım? Hadi.
zaman hamile kaldığını söyleyin bana. Clarence size kaç defa tüklüklerinizi saçmayın dedim. Yavrucuğum bu tüklüklerinizle iğrenç oluyorsunuz. Biraz iyi de ayakkabılarıma bak. Bıcık bıcık parmak izlerinizin tüklüklerinizin ayağımı bataklık sisi gibi sarmalaması hiç hoşuma gitmiyor. Ben hanımefendilerinin güzel olmalarını istiyorum. Bak şunu unutmayın. Saçım arlıyor, kubuz sulat ve vücutla kandıramazsınız. He ama eğer ondan hamile kaldıysan... Hanımefendi... Kes sesini sersen kız! Elbiseni getir. Fermuarı çek. Yavaş çek. Kemeri bağla. Yavaş! Beni kız kadar bağlamaya çalışma! Ne yapıyorsun sen? Geri çekil! Ama Claire beni dinlemiyorsun. Sizi dinliyorum efendim. Hizmetçiler benimle. Yalnız benimle hizmetçiliklerini bilirler. Benim bağırıp çağırmalarımla, benim hakaretlerimle hizmetçiliklerini anlarlar. Ama sizi dinliyorum efendim. Sen benim sayemde varsın. Onu tanıyacağım. Tanıyacağım ama önce buradaki işimi bitirmeliyim. Solange, bilirsin sana ve kız kardeşine çok güvenir. Açık konuşacağım. Hiç umudum kalmadı Solange. Kocam hapsi boylayacak. Hapis. Hem de en kötü koşullarda. Ne dersin? İşte hanımcığını en iğrenç, en budalaca işlere bulaştı. Kocam samanlar üstünde yatıyor. Siz bana cennet köşeleri düzenliyorsunuz. Beyefendinin suçsuz olduğu yakında anlaşılır efendim. Suçsuz olmasına suçsuz. Ama ister suçlu olsun isterse olmasın. Ondan hiç mi hiç ayrılmayacağım. Hiç ayrılmayacağım. Bir insanın birini sevip sevmediği böyle günlerde anlaşılıyormuş kızım. Kocam hapisteyken terzilere nasıl giderim? Gerçi hapishane ziyaretleri için siyah bir kıyafete ihtiyacım olacak ama... Hanımefendi daha şık olacaklar. Acıları güzelliklerine güzellik katacak efendim. Belki de haklısın. Kocam için giyinip kuşanmayı sürdürmeliyim. Bana bak. Kocası sürgünde olanlar için bir yas modası mı çıkarsam ben? O yerlerden bir daha bir sürü taksi geçti. Hiçbirini durdurmadım. Hani siz sokaklara girdim. Meğer ben zamanı çekip uzaklara çalışırken sen burada boşuna oyalanıyormuşsun. Kaç mı sırası gözünde kral? Şimdi kocasıyla buluşacak da her şeyi anlayacak mı? Üstüme varma! Uyku hapını ıvlamura boca ettim. İçmedi ne yapayım? İçmedi. Oh. Ihlamur. Şölen gecesi fincanlarında ıhlamur. Hem de öyle bir gece ki. Hep beraber alkışlıyoruz. Oyuncularımız da alkışlıyor. Sizleri de alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Gerilim muhteşem. Yani oyunun içinde bir gerilim var. Ve zaman zaman sürprizler var. Mesela ilk başta seyrederken, tabii seyircilerimize bunu anlatmayalım, seyretsin istiyoruz. Sadece burada bir görsünler ama bu iki kız kardeş ama o kardeşlerin birilerine karşı birbirlerinde ayrı ayrı kişilikleri oynamaya çalışmaları. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu hizmetçiler olayı bu kadar hayata işte ta 39'lardan dedin değil mi? 1930'da yaşanmış 33'te. Gerçek hikayeler. Çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar filmlerimiz var, dizilerimiz var falan. Bir şeyin gerçek hayatta gerçekle ilişkisi varsa müthiş oluyor. Evet. Evet, evet, hocam. Evet. Nedeni de detaylara kadar yapılabiliyorsun. Onun için bu oyunun
senelerce oynayacağı kanısındayım. Yani hizmetçiler adına. Hele siz, sizden seyrettikleri zaman bir daha başka bir yerde seyredeceklerini tahmin etmiyorum ben. Vallahi bile muhteşemdi değil mi? Aynen. Olağanüstüydü. Yani onun için çıkarken böyle biz bittikten sonra da bir araya geldiğimizde biz fazla konuşamadık heyecanda. Sizlerin oyunları bizi içeriye attı. Yani o oyunun içinde o muhteşem büyük oyunculuklarla söylüyorum. Bir de ben Can'a şeyi söyleyeyim. Tabii burada bir makyajla girişim var. Biraz onu anlatalım. Çünkü sonunda kızımız tam sen oluyor galiba yatakta. Onun için yüzüdeki makyajı devam ediyor değil mi? Tam sen, birebir sen oluyorsun. Kesinlikle. Ondan önce oynuyorlardı. Evet. Yani zaten oyuna başladıklarında gerçekçi bir üslup kurmaya çalıştım. Yani gerçek hikayeden beslenerek gerçek bir ilişkiyi Jönen'in o diliyle, o şiirsel diliyle realize ettik. Ama dedik ki şimdi burada bir sınıf farkı var ve burjuvaziyi başka bir noktadan ele alalım ve onu groteskleştirelim. Aynı klasik bir mimaride böyle grotesk heykeller olur ya, birden gözünüz onu seçer. Bu oyunda da birden gözün o sistemi seçmesi gerekiyordu. Yani beni. Yani. Realist bir, yani bir kadını oynatsaydık bunu, oyun tamamıyla gerçekçi bir hikaye olacaktı. Benim hanımefendi de bu maskı seçmem, karakteri grotesk unsur olarak kullanmam aslında aralarındaki sınıf farkını vurgulamaya yaradı. Ve daha sonra Çiğdem'in oynadığı rolün de artık finalini söylemeyeyim. Çok büyük bir kararla yaşamını değiştirmeye karar verdiğinde hanıma dönüştü. Yani hanımın kendisi oldu. Aynen. Yani sürprizi kaçar mı söylesem mi? Söyleme. Söylemeyeyim. Aslında yani bütün ezilenleri, evet, hepsini. Yani verdiği bir kararla artık o hizmetçi değildi. Ve o da hanıma dönüştü. Artık o da onun bir parçası oldu o son kararından önce. Aslında... Zaten bu aynı şey aslında Solange'in tiradından süre geliyor. Tabii. Orada da sınıf. O onu besliyor. Yani bir baş kaldır aslında. Çünkü senin hanımefendi figürü aslında bir kadın ya da bir erkek değil aslında. Bizim temelde prensipli yola çıkış noktamız onun bir efendi olması. Evet. O yüzden o maskı takıyor zaten. Bir de ezen sınıfın tuhaflığını göstermek adına iyi bir unsur oldu diye düşünüyorum. Peki senin o tiradın var şeycim bir tane Cansu. Var mı? Bize şimdi o tirattan bir şey. Uzun değil. Kısa bir tirat atma imkanımız var mı? Böyle birazcık bir şey dursak. Şimdi yok. Öyle mi? Peki. Çünkü o tiradı altını çizdi yönetmenin de. Evet. O yüzden söyledim. Oyunun etkili yerlerinden biri. Tabii. Can Alıcı notalarından biri. Bir, ama yani bir şekilde vurgu yaparak girmemiz zor diyorsun. Tabii. Yani o bir gidişatın bir sonucu. Oyunumuza bekliyoruz. Ama en azından tiradı söylemeyelim de tiradın ne anlattığını söyleyelim. Tiradı ne anlatıyor? Yani beraberce normal konuşuyor. Evrensel bir isyan. Orada çarkı durduruyorum diye giriyor Solange. O çok etkili. Biz çalışırken de en son balkona çıktığı kısımda o isyanlarını yapıyor hanıma. En son balkona çıktığı kısımda bütün hiyerarşik düzeni ters çeviriyor. Evet. Ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Bunu keşfedip, bunu ortaya koyup oynamak, yani bunu gerçekten sahnede bunu göstermek bizi çok heyecanlandırdı. Tiradımızı gelin görün. gelin görün. Yani biz bir hizmetçiler anlatıyoruz ama bu hizmetçiler yani bakın bugüne, yarına, öbür güne kalacak bir hikaye. Evrensel çünkü evet. Ben Onurcuğuma söyleyeyim. Bir de bu tür hikayeleri nasıl yakalıyorsun? Ya da ne bileyim bu grupla beraber nasıl olabiliyorsun? Nasıl öbür tarafta seni bizim Betül arım da koşturuyor? Yetmiyor bir başka şeyde birileri. Herkes koşturuyor seni. Seni yakalamaya çalışıyorlar onu yani. Ben de anlamıyorum. Enerjisi hiç bitmiyor oğlum. Hiç yani maşallah. Evet. Yani Joker. Elimiz ayağımız. Her iş geliyor. Ne yani zaman arasak her zaman yanımızda. Yani. Hiçbir zaman hayır dediğini duymadım yani. Tasarım yapabiliyor. Oyun analizi yapabiliyor. Evet. Müthiş bir dış göz.
Montajdan anlıyor, çekimden anlıyor. Yani tam anlamıyla Joker yani. Oyuncu. Evet. Bir de yani, özel çektiği yani, belgeseller evet, var. Tabii. Bir de belgesellerin dışında bir tane şey de çekmişsin sen. Neydi? Kısa film çektin. Evet, kısa çocuk film. Yani bu çocuk gelinler üzerine bir çalışma oldu. Bir dakika duruyorsun. Peki. Konuşmuyoruz, görüyoruz. Laf da bırakmıyoruz. Kısa filmimizi bir görelim. Tecavüzü vardır. Hiçbir ceza bu suçun açtığı yaraları kapatamaz. Beraber alkışlıyoruz. Hep beraber. Canı da alkışlıyorum ama çünkü seslendiren Can. Yani Can mı? Finaldeki evet, sesimiz Can. Müthiş. Müthiş. Alkışımız bu kadar mı güzel olması adına yani. Teşekkür ederim. Yani burada 6 tane resim gidiyor, geliyor ve o çocukları, bir kadını bu kadar, Anadolu insanını ya da ne bileyim şehir insanı da olsa, onlarda da var bu. Bunları anlatan, işte kısa film deyince seyircilerimiz ve genç nesil görsün. Kısa film bu. Tokat gibi film Tokat bu. Gibi. Evet. Yani hiç fazla bazen kelimelere, konuşmaya, lafa hiç ihtiyaç olmadan anlatılan kısa film. Çünkü bize bazı yerlerde ders verir ya, kısa film falan. İşte kısa film örneği, buyurun. Buradan yola çıkarsanız işin şekli değişiyor. Efendim, sizden duymak çok heyecanlandırıyor beni. Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin adına yani sevindim yani dinlerken. Ödül alması lazım. Alması lazım yani. Evet. Muhteşemdi. Sağ ol. Olağanüstü. Bundan önce neler yaptık? Çiğdem'ciğim, birazcık onu bir biz senin bir ne olduğunu anlatmaya çalıştık ama bir de biz sadece anlattık yani. İşte sizlerden dinleyeceğiz şimdi. Siz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl geldik? Yani kim itti? Vardır ya bu sahnelere. Çocuktan evet, başladık mı? Hep öyledir ya. Çocukluğumdan beri. Ama öyledir yani. Ya buna... aslında şöyle. Evet, çocukken annemin aldığı masal kitaplarını okuyup canlandırmaya çalışırmışım. Babaannem de dermiş bu kız oyuncu olacak diye. Öyle bir şey var, anlatılan efsane. Ben hatırlamıyorum çünkü. Sanırım orta sonda ben küçük bir yerde büyüdüm. Orada da okulumuzda ilk tiyatro temsilini ben yaptım. Ha, 5. sınıfta bir böyle skeçler halinde arkadaşlarımızla yaptık. Orta sonda da edebiyat hocam, İngilizce öğretmenim bu hani hevesimi görüp bir metin getirdiler. Oyun teksti. Öyle bir oyun yaptık okulda. Ondan sonra da dedim ki ben oyuncu olacağım. Hani nasıl olunuyor? Okulu var. Konservatuvar hazırlıkları. Gerçekten başka bir meslek düşünmedim hiç. Hani ailede oluyordu söyleyenler. Hani benim kızım doktor olacak. Benim kızım spiker olacak. Öyle diyenler ama yok. Hep tiyatrocu. Oyuncu olmak istedim. Aile destekledi mi? Ailem destekledi. Helal, evet. Olsun. Her zaman için destekledi. Annem baban. Her ne kadar dershaneye göndermek için hani başka okulu belki hani olmazsa kazanırsın diye direttiler de yok hayır ben oyuncu olacağım dedim ve babamla gittik hep zaten sınavlara. Aslan. Ya annem de en büyük destekçim, ikisi de öyle de annem telaşlı olduğu için babam daha sakin olduğu için bir sınav arkadaşı olarak daha iyi. Ondan sonra işte Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Can Ali ile sınıf arkadaşı oldum. Okulda? Evet, o dönemde de işte okulda projelerimiz oldu birlikte. Çok sahne çalıştık. Sonra mezun olduk. Devlet Tiyatrosu sınavı açıldı. Ona da birlikte girdik Can'la. Sınav arkadaşı olduk. Sonra bölge arkadaşı olduk. Van Devlet Tiyatrosu'na gittik.
Ama Van Devlet Tiyatrosu'na gitmeden önce ben bir yıl bekledim, kadro beklemiştim. O esnada işte Haldun Dormen Ankara'da Kantocu oyununu koyacakmış. Çağırdılar kuruma. Hani orada oynayacağımı öğrendim. Çok sevindim tabii. Hani okuldan mezun oluyorum. Haldun Dormen oyun koyuyor. Hoca. Ve Ankara'da oynayacağım. Çok güzeldi. Çok güzel de bir tecrübeydi. Hem Ankara oyuncularıyla müthiş oynamak. İsmi yeter Haldun Dormen. Haldun İsmi Bey'i yeter tanımak. Çocuklar. Evet, çok iyiydi. Güzel güzel turnelerimiz, festivallerimiz oldu. Gittik. Sonra o seneden sonra Van'a gittim. Van'da çalıştım. Orada ne oynadık? Orada ilk sene Bildirim diye bir oyun, Vaclav Havel'in. Cem Zeynel Kılıç da yönetmeni, şimdi İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı da. İlk tecrübem o oldu. Yani güzel bir oyundu, güzel bir şekilde başladık. Ondan sonra ama niyeyse hep Balkan oyunları oynadım böyle. İntihar'ın genel provası, Albay'ın karısı. Ama bir de çocuk oyunumuz var. Orada da yönetmenim Can Ali Çalışan Demir'di yine. Kurşun Asker'in Utancı. Bunlar Devlet Tiyatrosu'nun. Tabii Devlet Tiyatrosu'nun. Ayrıca yine Can Ali ile Hadi Öldürsene Canikom diye bir oyun çalıştık. Ben oyunda oynamıyordum ama yani, dekor evet ve makyajlar oyunda. Danışmanın da yaptım. Evet, fotoğraf olarak da orada bulundum. Peki ben bir de şey sorayım. Yani mesela bu tür bir devlet tiyatrosu oyuncusu olarak dışarıda bir yerde oynama hakları veriliyor mu? Yani tabii. Yani şimdi özel izinle. Özel izinle. Yani bu şey diziler de oluyor zaten. Hı. Gerçi ben biliyorum çoğunda. O dizide oynadığım vakitler devlet tiyatrosunda kadrolu oyuncu değildim. Sonra oldu. Evet, ben okulda okuyordum o zaman. O zaman olmuştu ama sonra da şimdi mesela Hizmetçiler oyununu yapmak için dilekçemizi yazıyoruz. Programı aksatmamak kaydıyla evet izin verilmiştir. Kurumun yani programını şimdi aksatmamak kaydıyla. Herhangi bize yeni bir oyun asabilirler kurumdan. Yani onu ben oynayamam, burada dışarıda işim var diyemezsin. Diyemeyiz. Doğrusu doğru. O şekilde evet. Evet. Doğrusu doğru. Oraya evet bağlıysan. Yani tabii orada öncelikli görevimiz o. Evet. Orada ne oynuyorduk şimdi? Devamlı var mı şimdi? Yani bir ara mı verildi? Diye? Yok, hayır. Bu sene ben yeni tayin oldum İstanbul Devlet Tiyatrosu'na. Yılmaz Köksal diyecektim. Ne alaka, kim o? Bu da bir kesin. Keseriz. Yılmaz burada mı? Yılmaz abim mi? Yok. Yücel Erten'in Hırçın Kız oyununda oynuyorum bu sene. O da güzel bir tecrübe oldu. Geldiğim sene Yücel Erten'le çalışmış olmak gerçekten güzeldi. O ayda bir iki hafta olarak oynuyoruz. Dönüşümlü oynadığı için oyunlar sahnelerde. Hırçın Kız'ı ben geçmişte çok duyduğum bir oyundu. Galiba da biz onunla konuştuk. Gülüz Sururi mi oynamış? Baktın mı geçmişte? Yok, şey Yücel Erten'in rejisiyle mi? Hayır. Daha eski. Daha önce Hırçın Kız'ı hani böyle çevirip baktın mı, ya bu Hırçın Kız'ı geçmişte birileri oynadı ama kim? Işık dedin Yenersu oynadı. Işık Yener. O mu? Yine Yücel Erten'in rejisiyle Ankara'da 85-86 yıllarında. O zaman o muydu ama 86. Evet, daha Semih öncesi Sergen'le. İlk o zaman mı oynamış? Çok önemli bir oyundur da onun için o. Hırçın Kız çok. Sanki daha geçmişte belki de biz, benim kafama öyle falan takıldı yani. Işık Hanım oynadı herhalde dediğin. Belki Işık orada yani Yener, geçmişte en ses getireni o olmuş galiba. En ses getireni oydu. Işık Enersu'nun oynadığı en ses getireni o. Çok şey. Evet. Biz geldik bizim bir tanemize. Cansu'cum sen dinleyelim bir de. Benim hiç öyle oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Ben Gazi Üniversitesi'ni kazandım, kamu yönetimi bölümünü. Antalyalıyım, Ankara'ya geldim. Siyasi düşünceler tarihi diye bir dersimiz vardı. Oturuyorum ben ama o kadar sıkıldım ki okul bana göre değil. Hani orada olmak bana, ne yapacağım ben, hayatımda bir boşluk var derken bir anda o derste bana bir şey oldu ve ben niye tiyatroya bulaşmıyorum gibi bir his geldi bana. O çok zaten bana ilginç gelir çünkü hiç alakam yoktu. Sonra ben araştırmaya başladım. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Ailem Antalya'da, ben Ankara'dayım. Hani nasıl bunu organize edebilirim? Maddi şey de var hani işin içinde. O şekilde bir girdim. Giriş o giriş oldu bende. Ama ailem hep şey dedi bana, hani bu okulu bitir. Elinde daima bir altın bileziğin olsun. O yüzden ben oradan bir mezun oldum. Evet, her zaman. Aynen. Orada ama bir arkadaşımızla tanıştım. O bana Ankara Sanat Tiyatrosu'ndayım dedi. Bir gün yolda karşılaştık. Ast'ta. Evet. Sonra ben de gideyim dedim. Ben Ast'ta gittim. Onur'la da oradan tanışıyoruz, evet. Biz 10 yıl aşkın bir dostluğumuz vardır.
Astın kursiyeri oldum. O benim hayatımın en güzel noktasıdır diyebilirim. Çünkü hem kendime dair hem oyunculuğa dair asıl temellerin orada atıldığını düşünüyorum ben. Çok keyifliydi çok, bizim dönemimiz. Çok inanılmazdı. Bir de çok şanslı birinde. Çok, evet, evet. O da yani, şanslı senin gibi birinde. Hakikaten, evet. Yani can dostum aslında dediğim insandır. Hani Onur, öyle her zaman. Sonra oradaki herkes okula hazırlanıyordu. Ben dedim ki ben de yapayım bari. Hani bir deneyeyim ben bunu. Nasıl olacak derken ben kazandım okulu. İyi ki denedin. İyi ki olmuş. İyi ki yani gerçekten hani çok hayatımda evet ben bunu gerçekten çok istiyorum dediğim şey bu. Onu bulmak da çok keyifli bir şey. Ama ne kadar güzel ya. Yani evet, en azından işte bu sanatçı arkadaşlarımız ekseriyetle dediğin gibi çocuktan olabiliyor. Belli oluyor falan. Şimdi kendi içinde yaşayıp da belli etmediğin, evet, farkında bile olmadığın bir şeyi yapmanın biraz geç olsa da yaşın alarak başarısı da daha da keyifli oluyor galiba. Aynen öyle. Biz canı öğrenen, can küçüklüğümden beri başlıyorum demen lazım. Niye? Çünkü hem yönetmen olacak, hem efendim oyuncu olacak. Yetmiyor işte başarılı işler yapacak. Ve daha kaç yaşında? Ne oluyor? Nerelerden? Can çok önemlisin. Benimki de klişe galiba. Çiğdemek gibi. Çok klişeyiz. Klişe demeyelim onu. Ne var biliyor musun? Gerçekten ben gelen tiyatrodan, sinemadan bizim programımıza teşekkür ederiz de böyle bir belgesel yaparken ekseriyette Tanrı'nın diyorum insanlara zaman zaman önceden verdiği bir duygu var. Bu duyguyu çocukken kendi oynasa da fark etmiyor. Ama anne ve baba fark ediyor. Bu farklılıkta şanslı bir ailenin çocuğuysan, öyle diyelim. Yani senin adına şanslı. O seni alıyor biraz itekleyerek götürüyor. Çiğdem'i götürdükleri gibi. Şimdi bir de şanssız bir ailenin çocuğuysan, işte yapar eder ama aman 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 o işe bulaşma falan. Aslında ben 40 yaşında, 50 yaşında bu işlere giren insanları gördüm. Döktürüyorlar. Ama diyor ki yaptırmadılar. Bu Şener işe girme Şen dediler. Gibi. Şener Şen gibi. Şener Şen gibi. Geç girdi, geç etti, geç şöhret, geç şöhret oldu. Ya da her şeyi soru geç soruluyor zaten. İşte ne olmak istiyorsun? Oyuncu olacağım, işte tiyatrocu. Ha, başka? Tabii olsun yani. Ya meslekten önemli değil. Olursun. Başka? Hani sürekli böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Çocukluğunda böyle bir şeyler. Yalnız ona Can'cığım seni dinlemeden önce onu bir vurgulayalım hep beraber. Şöyle bir şey oluyor yani. Bu iş biraz da dertli ve beklenilen bir iş. Evet. Bekleme süren var. Evet, doğru. Dertli süren var. Yani mesela atıyorum herhangi bir şeyde bir üniversiteyi bitirirsen, herhangi bir üniversiteyi 24 yaşında bitirirsin. 25 yaşında bitirirsin. İyi kötü, artık isim vermeyelim ama yani şu üniversite bu üniversite diye. İyi kötü bir yerde de bir iş bulursun. Ama 3 kuruş ama 5 kuruş. Oradan da yani o iş devam eder. Bu işin devam edip yukarıya tırmanmak, oraya gelmek, bu kalabalık olayların içinde kendini ne kadar anlatabileceğin, ne yapacaksın demek aileler adına ya sen biraz da soru işaretli bir işe giriyorsun. Hı hı. Olmayabilir. Ne olacak sonra? Diyebileceğim bir meslek haline geliyor. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Doğru. O yüzden anneler ya işte cebinde bir tane bir şey olsun da senin. Hani bir bak. Oldu olmadı sıkıldın çok oturdun 3 sene ve sen bu işe dönebilirsin. Yani kendi işim var gibi bir endişe taşırlar. Tıkandığın yerde. Tıkandığın yerde yapabileceğin. Evet. Birazcık şeyden gelirsen kurtarırsın. Yani hem içinde var hem de ne bileyim annen, baban, bilmem sinemacı, tiyatrocu buradan falan. Yani ne kadar içinde olmasan o kadar içinde olursun. Var o da biraz şans diyelim. Doğru mu bunlar? Doğru. Çok doğru. Seni anlatalım, bırakalım. Vallahi çocukluk, çocukluktan başlayalım. Ya ben kendini ifade edemeyen bir çocukluk geçirdim. Kendi yaşıtlarımla çok anlaşamadım yani. Bu yüzden de komşumuz öğretmendi, tiyatro kulübünün başındaydı. Ve benim bu iletişim konusunda yaşadığım sıkıntıyı görüp beni tiyatroya yönlendirdi. Giriş o giriş, 5. sınıftan itibaren hiç fire vermeden üniversite yani konservatuar da dahil bugüne kadar neredeyse her sene sahneye çıktım. Konservatuara gittik.
Gittim. Nereye? Ben de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Beraberdiniz. Ki ben çok erken girdim, erken başladığım için okula. Lise 2'de ben konservatuvar sınavlarına 2 yıl hazırlandım garantiye almak için. 16 yaşında konservatuvara giriş yaptım. 20 yaşında şükür mezun oldum ve aynı yıl kadromu aldım. Yani bu manada da Tanrı'nın şanslı oyuncularındanım. Çünkü ekonomik sıkıntı, bekleme gibi süreçler yaşamadan her sene şükür ki üretebildim, bir şeyler öğrenebildim. Mesela bu projeyi üretebildik. Evet. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Benim görev yerim Konya. Konya Devlet Tiyatrosu. Tayin bekliyorum ben de işte İstanbul'a, buraya. Ama çalışmak için, oyun yapmak için mesafelerin de önemi olmadığını anladık. Evet, evet. Yani, evet. Birlikte. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi ben gidiyorum Konya'da oynuyorum ve şimdi sonra geliyorum İstanbul'da oynuyorum ve iki tarafa gitmek benim de içimi rahatlatıyor. Çünkü Konya'da apayrı bir seyirci, apayrı bir oyun. Buraya geliyorum işte dediğiniz gibi çok yakın bir sahne. Hiç tatmadığım bir şey. Çünkü hep 400-500 kişilik salonlarda hiç seyircinin nerede olduğunu görmeden oynadım. Şimdi seyircinin nefesini hissediyorum ve bu beni mutlu ediyor yani. Şöyle bir şey hocam. İnsanın demek çocuk içinde bir sanatçılık ruhu varsa çocukluk tutukluğu hiç fark etmiyor. Tabii. Eninde sonunda tabii patlıyor. Evet galiba. O zaten evet sahnede ya başka bir şey sanırım. O bazı insanlar var zaten öyle çok örnek. İşte konuşamaz ya da mikrofon uzatıldığında şey yapılan. Ben de geriliyorum. Yani ben mesela hani Çiğdem olarak sahneye çıkıp bir şey söylerken çok geriliyorum. Ama hani oynadığım bir karakteri oynarken, hatta o karakteri oynarken seyirciyle konuşuyorsam da hiç öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Herhalde özgürleşiyoruz sahnede ve bu bize başka bir tat veriyor. Bir de yani sevdiğimiz işi yapıyor olmak da çok güzel bir bu şey. Bu çok önemli. Maalesef herkes buna erişemiyor. Ben aynı şeyi Cansu da söyledi. Geldiğinde ben nasıl konuşacağım falan. Allah büyüğü gibi konuşuyor. Ya galiba orada şöyle bir şey oluyor. Yani bir başka, yani bakın ben böyle oynuyorum ama zannetmeyin siz ben böyle değilim yani. Onun için bir de sanatçılığın getirdiği şey de ay ne güzel. Katil bir kadını oynuyorum falan. Tamam mı? Yani güzel dediğin o. Nasıl? Aa, tamam onu nasıl tekmeliyorum ama. Nasıl vuruyorum ben? Ama ben bu değilim. Yalnız insanın içinde bazen de oynadığı şeylerden parçalar var. Ya da ya öğreniyor. Ya oyun içinde öğreniyor. Ya da ne bileyim o parçalar içinde kendinden de bir şeyler ekleyebiliyor. Ama şu oluyor. Hani Robert De Niro'nun bir sözü var biliyor musunuz? Diyor ki iyi ki ben sanatçı oldum, iyi ki filmlerde oynadım, iyi ki bunları yaptım. Yapmasaydım katil olacak kadar içimde o böyle bir ateş var yani. Ateş. Git vur saldır. Oynar ki çok doğru. Doğru. Tabii doğru. İnsanoğlunun içinde bütün duygular var aslında. Hani biz bir şekilde eğitiliyoruz, işte aile ortamımız, çevremiz. Bazı insanlarda da tetikleyici durumlar oluyor. Ama evet o anlamda çok güzel, çok eğlenceli. Hatta çocukken işte doktor olacak, öğretmen olacak. Yok ben hepsini olabilirim sahnede. Ya öyle. Ama o nedir? Tabii ki katili oynayacağım. Hani illa katil olmam gerekmiyor bunun için. Anlamda söylüyorum. Ha, yani. Evet bunun için tabii ki içsel bir yolculuğumuz var. Empati hani nasıl bu raddeye gelinir? Nasıl yapılır? Evet. İnsan bunu nasıl yapar? Bunu zaten çok içimizi dışımızı yorucu irdeliyoruz. O yüzden evet yorucu hani sancılı bir dönem çocuk tabii doğurmak gibi denir tabii ya. Tabii bunun ama teknik tarafı da var hani seyirciye göstermek anlamında. Ya çünkü biz birçok şeyi içimizde yaşarız ve kimse anlamayabilir bunu. Aynen. Sadece doğru hisleri bulmak yetmiyor sahnede. İşte onun belli göstergeleri var. Sahnede bir de bunu bulmakla uğraşıyoruz. Tabii. Onu duygumuzla birleştirip evet göstermeye çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli, çok kolay. Yaptığımız iş yani bana çok diyorlar bunu. Oh seninki de hayat be filan şeklinde. Ya. Halbuki birçok arkadaşım, özellikle evli arkadaşlarımız bir düzen kuramıyorlar. 45-50 gün prova, geceli gündüzlü, turneler oluyor. Hadi bastın gittin, kundaklık bebek var hiç. Mesela kurumsal tiyatroda özellikle bizde, bizler
İşte Doğu'da, Van'da, işte Erzurum'da, Diyarbakır'da, Konya'da. Oh rahatsın değil. Bu işin çok, bu eğlenceli görünen yanının haricinde çok büyük bir zorluğu var. Birincisi anlattığımız empati yeteneği insan psikolojisine iyi gelen bir şey değil. Çünkü herkesin yerine koymaya çalışıyorsun evet, bir süre evet. sonra kendini. Tabii. Bu da meslek hastalığına dönüşüyor. Sürekli birilerini izlerken ve ya benim başıma gelseydi ne olurdu? Sürekli ya ben olsaydım, ya ben olsaydım. Bütün bu enerjiyi taşımak da bir süre sonra insanı mutsuz bir insan haline çeviriyor. Evet. Yani ben yıllardır komedi oynuyorum. İnsanlar diyor ki ay nasıl eğleniyorsun, nasıl mutlusun? Ben normal hayatımda hiç mutlu değilim. Yani şimdi gülüyorum ama genellikle çok ciddiyimdir ve aklımda hep kötü şeyler vardır hayata dair. Evet, evet. Ama oynamak zorundayım. Yani keyif alıyorum bundan, sahnede rahatlıyorum ama göründüğü kadar kolay değil yani. Yani evet, sizin tabii oyunculuk adına verdiğiniz bu savaşları evet. ben de kendi mesleğim adına, yönetmenlik adına da sette sizlerin her bir oyuncunun kişiliğinin tabii. altını daha önceki senaryoda hazırlayarak, kendime müthiş notlar tutarak her birinize ayrı tabii. oyun vermeye çalışıyorum. İşte bu kim? Kız kardeşi. Benim kız kardeşim olsa nasıl? Bunlar böyle oyna. Öbürüne biraz indir oyununu. Bizde herkes olmak mecburiyetindeyiz. Reisim sen yönetmen çok olarak çok daha da vahit durumda geliyorsun. Evet. Hani kişiliklerinde şimdi ona bunu söyle, öbürüne alçalt, bir de filmi çek. Senaryo çalışımlarında bu böyle değil de şöyle ol. Yani biraz genelde de bizim mesleğimiz sizlerin oynadığı şeyi parlatabilmek. Hmm. Sizleri oynatırken oyunculuğunuzu da parlatabilmek, o fırsatları, yani o çizgiyi yakalamak sizde. Sendeki kötü oyundaki çizgiyi nasıl yukarıya doğru çekeriz? Aa hocam bu kadar mı oyun? Evet daha abart diyebilecek o yönetmenler yani. Sizlerle ilgili o kadar dal budak oluyoruz ki bizde. Zaten sizin işiniz bizimkinden çok daha zor. Zor yönetmenin işi. Evet. Yani onun için bize de diyorlar biliyor musun Can'cığım? Hayır mı hocam? Ne kadar güzel. Filmlerinizi izledik. İşte Tarık Akan'la filminiz var. İşte Kadir Latör var. Bir ne de eğlence filmimiz var. Münir Özkul, Adile Naşit falan. Türker abinin işleri şunlar bunlar yapmışsınız. Eğlenceli işler. Ne eğleniyorsun? Abi ne eğleniyorsun? İçi seni, ne içi ne beni dışı. Oldu mu, olmadı mı? Tabii, tabii. Oturttuk mu, doğru mu gidiyor? Yani bir de ön tarafımızda baktığımız zaman şimdi starlarla çalışıyorsun. Yani onların kaprisleri, yani dengesi. Tabii o sinema döneminde, hatta dizilerde de pek bize dokunmadılar. Tabii de öyle kapris çekecek gücümüz kalmadı. Ama sinema döneminde... bu starların hepsi çocuklar. Hani Yeşilçam dediğimiz var ya, starların hepsi olağanüstü dost. Olağanüstü. Yani mesela sizlerin, isterdim ki çektiğimiz herhangi bir filmlerde starların olduğu bir ailenin içinde olabilen bir hikayenin içinde sen Onur olmuş olsaydınız dizilerde, filmlerde. Onların getirdiği yönetmene, yönetmenin onlara, işin kendi kalitesine hayran kalırdınız. Evet. Bu kadar. Doğru, ben tabii. çektiğim bütün filmde nasıl için. Hala o sevgi var, hala o saygıyı götürüyoruz. Şimdi galiba biraz işler, Onurcuğum da bilir de, fast food'a dönüştü bu diziler. Tabii, tabii. Fast food, süratle. 5 günde, bizim 20-25 günde çektiğimiz filmleri 5 günde çek. Biz de girdik o topa. Ama iyi olmuyor. Yani şey o zaman pek böyle hani dizilerde falan, hadi filmlerde belki zamanlama var da dizilerde biraz o yani peş peşe süratli 5 günde hadi 20 saat 10 saat yani kendini kurtaran kurtarır. Çok zor iş. Çok zor. Doğru mu? Şey kendini kurtaran kurtarır. Kurtarmayan oyuncu mu? Ama bir şey yapabilirsiniz. Yani bir ekonomik yönden rahatlarsınız. Nefes alırsınız iyi. Biraz da popülaritesiniz artar. Ondan sonra bir de bir belli bir duruma ekonomik güçlülüğü yakaladığınız zaman hop ben iyi şeylerde oynama hakkına sahipsiniz oyuncular olarak. Tabii tabii. Kesinlikle. Doğru değil mi? Bir şey diyordun. Ha şunu diyorum yani setlerde
aslında çok da zor bir şey yapılıyor. Yani ben maalesef Türk dizilerini, yani çoğunluğunu diyeyim daha doğrusu, pek izleyemiyorum. Yani seyircisi olamıyorum. Çabaladığım halde birçoğunun. Fakat takdir etmem gereken bir yanı da var. Şu ki bir hafta içerisinde 90 dakikalık, 120 dakikalık, 180 dakikalık eserler ya da ürünler vermek zorundalar. Sinema filmi. Sinema filmi ve hatta bazısı daha uzun. Çok acımasızca acımasız bir sistem bu. Evet. Yani oturdu. Biz evet. Çiğdem'le de konuşuyoruz. Biz çok şanslıyız. Biz aynen. Tiyatro yaparak, devlet tiyatrosu sayesinde düzenli maaş alarak kendi hayatımızı kurduk. Ve rahat yaşayabiliyoruz. İstediğimiz şekilde ilerliyoruz. Ama burada kanal, yapımcı ona baskı yapıyor. Birinin çayı şekeri satsın diye 3 programa para vermemek için 3 program saatinde kaç? 120-150 dakika bir dizi haftada çıkıyor. Bir sinema filmi. Tabii. Bunun için 48 saati aşan setler oluyor. O çok acımasız. Set işçilerinin, set oyuncularının, yönetmenin ve geriye kalan işte aşağı yukarı 50 ila 100 kişi arasında dizinin yapısına göre değişen bir set ekibi var, kamera arkası var. Onların durumunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kameranın arkası bitik, kameraman bitik, asistan bitik. Biraz bizim oyundaki hizmetçilerin durumuna benziyor. Hanım olmasaydı siz aç kalırdınız. Tabii. Hiçbir mesleğiniz tabii. Yok. Yani ya da başka bir evet. Alanınız yok. Elbette ki istihdam sağlanıyor. Ama bu istihdam sağlanırken de biraz daha insani, biraz daha ne bileyim... tamam yani tamam veriyorsunuz da siz dünyayı kazanıyorsunuz bir yandan da. Babanın ayrına vermiyorsun bu parayı gibi bir şey. Aynı bizim o kızlara istediğiniz an buradan gidebilirsiniz. Ben size mecbur değilim. Zaten onlar da onu söylüyor. Yani yine bir ezilen durumuna geliyor yani. Her sektöre, her duruma, her şeye çekilebilen bir tabii, hikaye var. Oyunun da reklamını bizim, yaptım. Ya da bizim yani hanımefendi yok etme isteğimiz ya da yok etsek yer mi değişeceğiz? Onun yerine mi geçeceğiz? Hayır. Onun yerini yine biri tamamlayacak. Aynı dizi sektöründe olduğu gibi. Senin işine gelmiyor mu kardeşim? O zaman o var. Senin işine gelmiyorsa o var. Sistem bunu getiriyor. Aslında aynen. Yani bir de getirsin zaten. Yani niye biliyor musunuz? Yani süratle hızlı hızlı giden bir şeyin adı. Ya böyle Amerikalıların yaptığı gibi aynen. Belirgin sisteme oturtacağız. Yatıracağız. Evet. Mesela gelecek 300 bölümlük hazırlamış senaryosuyla. Endüstriye dönüşecek. Sektör yani. Olmuş artık. Ama bu bizde şey gibi... Tabii yani ne kadar yeni desek yine 20 sene oldu ama bizim bu 20 senede daha toparlanma sürecimize giriyor gibi olduk. İyi ki dışarıya satışlar oluyor. Bu kadar insan para kazanıyor falan. Çok da keyifli. İyi kazansınlar. Yurt dışı satışlar olduğu için kazanıyor. Evet. Keyifli de oldu. Yüzlerce insan geliyor. İşte bu mesleğin başa dönersek hani çok eğleniyorsunuz pozisyonu var ya. Bu mesleğin temin söylediğim şeyin altını çizelim. Yarını yok. Evet. Yarını yok. Yani tiyatro sektörü daha da kötü. Tabii. Şimdi biz böyle diyoruz dizilerde en azından belli bir para bir dönem kazanıyor. Özel tabii. Tiyatroda 100 lira, 150 lira gibi komik rakamlara insanlar ne yapsın onunla kiramı ödesin. İstanbul gibi bir yerde özel tiyatro ile geçim sağlamak zaten imkansız. Yani 4-5 o yüzden dizi galiba zaten şans. Birçok insan yani 4 tane oyunda oynuyor aynı anda. Yani o dediği 100-150 lirayı kazanmak için. Ve baktığımda bizim gibi sanat okullarından mezun arkadaşlarımız. Hani oynuyorlar. Yetenekli arkadaşlarımız. İşte nasıldır? Sadece onlara işte sınav denk gelmemiştir ya da girmek istememiştir. O da başka bir hani... Ya da diziyi tercih etmiyordur. Öyle de çok evet. Arkadaşımız yani... Ben oynamak istemiyorum diye. Ama yani neticede ekonomisi biraz güçlüdür. Ya da kendini evet, bu kadar evet, idare etmek evet, istiyordur. Genelde. Ya da ben bu tür... Ama bir yerden de yani para kazanılacak. Keyifli işlere de bayağı büyük... Kafa isimler girdiler yani biliyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Hayır demiyoruz yani. Niye? Biraz da para kazanalım. Bundan önce yaptığımızda kazanmayan bir ton insanlar var. Evet. Para kazanmadılar bunlar yani. Hiçbirimiz sinemadan kazanmadık yani. Sadece geçindik. Geçinmek başka bir şey. Para sinemadan para kazanmak başka bir şey. Başkaları kazandı.
Bölge işletmecileri diye bir şey var, onlar kazanıyor. Senin dışında senden malı alan kazanıyor, sen kazanmıyorsun. Doğru. Böyle bir meslek yaptık sinemada. Hiç olmazsa burada birazcık böyle televizyon kanalı, evet, süratli, hı-hı, bir iş, haftada bir, hı-hı, iş. Yani geçenlerde işte değil mi Serdar Gökhan'ımız geldi. Söyledi, dedi ki 120 tane film çektin. Nerede? Hiç. Ama dedim şimdi... Şöyle bir şey var hocam. Dünya sinemasını ve Avrupa sinemasını kopyaladığımız için, hı-hı, onların tabii ki ekonomik durumları bizden çok iyi. Biz onların kopyası olarak çok böyle tıfıl kalıyoruz ortada. Ama işte kopyalamamamız gerekir aynen bizim. Işte. Ben şimdi, evet, bir Hint... Az önce konuştuk. Hint, aynen, sinemasından, İran sinemasından, aynen, bahsediliyorsa dünyada, bunlar kendi geleneklerinden yola çıkarak kendi dertlerini, hı-hı, gösterdikleri için yaptıkları işte. Ama biz bir iş yapıyoruz. Zaten, hı, Avrupa'da ya da Amerika'da iyi yapılmış bir şeyin kötü bir taklidini, aynen, yapıyoruz. Aynen. Adam niye bunu konuşsun ki? Hani, hı, biz kendimize dair bir şeyden yola çıkarak yapmalıyız. Bunu tiyatroda da tartışıyoruz niye zaten. Niye ama de, bizim de sinemamızda, aynen, Fatih Akın, yani yapanlar mesela. Hayır, ben yapanlar için söylüyorum. Bunlar ayrı ama tutuluyor bir, zaten. Bir zaman yani. sizin çocukluğunuz dönemine geldi yani. Siz çocuktunuz ama Yılmaz Güneyler siz, vardı. Evet. Atif Yılmaz vardı. Hayran Osman, Osman Sedenler vardı. Ömer Kavurmaz vardı. Yani bunlar çok önemli bir döneme imza atan abilerimizdi. Firmaları vardı. Ama mesela, ne oldu işte? Ha, hayır, ne oldu biliyor musun? Durdu dedi. O adamlar gitti. E tamam, o adamlar gitti, yenileri gelmedi mi yani yerine? Geldi. O çok yani üzücü. Her dönem çoğunluk yani, zaten çıkmak zorunda değil galiba Çiğdem. İki kişi, aynen, yetişse bir dönemde tabii, yine bir şey. Tabii tabii. Ki yani, çıkarıyor bunu tek tük de olsa. Aslında yani bana kalırsa... Var. Tabii. Evet, mesela o da bak bizden bir şeyler yapıyor. Ferzan Özpetek var, Fatih Akın var. Var yani, var, yok değil. Var, yetişiyor aslında, yetişmekte. Problem aslında bana sanırım. Bana kalırsa problem hiç orada değil. Yani şimdi 1960'lara 70'lere baktığımız zaman, hatta bırakın 60'lara 70'lere 90'lara 2000'lere baktığımız zamanki hızla, ekonomik algıyla bugünkü dünyanın algısı bir değil. Yani, aynen, şu anda 2010'lara gelir gelmez bir anda fişek hızıyla ilerlemeye başladı her şey. Yani ekonominin seyri de, siyasi seyir de. Dolayısıyla ben işte herhangi biri diyeyim, herhangi biri çok yetenekli, çok başarılı, çok büyük işler yapabilecek potansiyele sahip. Ama bunun bu işi bugün yapabilmesi, atıyorum işte 70'lerdekinden, 80'lerdekinden çok çok daha zor. Çünkü hem hoca, yani usta, üstad az kaldı. Hem de artık ben bugün çok yani karnını doyurmak zorundayım. Evimi geçindirmek zorundayım. Üretim sancısı denilen o şeyi, hani şeyi konuştuk ya, dizileri o kadar önemsiyor muyuz diye soru sordunuz ya. Ben yaptığım her işi önemsiyorum. Dizi de yaparsam önemsiyorum. Evet. O yüzden iyi olsun istiyorum. O yüzden bunları tartışıyoruz. Yani bu süreçte artık insan çok yorgun. Yani hepimiz çok yorgunuz. Gençlere baktığınız zaman kafasını telefondan, bilgisayardan kaldıramıyor ve asla iletişim yok. O da mutlaka bir şey üretiyor. Yeni çağın ürününü üretecek. Ondan hiç şüphem yok. Ama eskisi kadar üretme şansımız da yok galiba. Fakat buradaki bir umudum var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. En büyük yıkımlarda, en büyük savaşlarda en büyük üretimler olmuş. Evet. Bu da galiba bir yıkım dönemi bana kalırsa. Yani şu anda dünyanın içinde bulunduğu genel tablo her anlamda, siyasi, ekonomik ne diye düşünürseniz, bu bir yıkım. Ama bu yıkımdan mutlaka büyük kardelenler çıkacak. Evet. Ben ya tabii bunu biz hep yani bunu şimdi hani işimiz oyunculuk konuşurken hani dizi adına konuşuyoruz ama, hı, baktığımız zaman birçok hani bir avukatla da konuşsak, biz şimdi doktorla da konuşsak, onlar da bize benzer şeyler anlatacaklar yani. Her alanda var böyle şeyler. Şikayetimiz var. Biraz işte dediğim gibi, bir de eskiden sanırım, hı, daha çok insana ulaşabiliyordu bu insanlar. Evet. Hem televizyon bu kadar çok yok, bu kadar çok kanal yoktu televizyonun ilk çıktığı zamanlarda da. Belli işler yapılıyordu. İnsanlar evlerinde belli programları izleniyordu, hı hı, izliyordu. Kalifiye programlar yapılıyordu. Şimdi bir karmaşa hayali var. Evet. Bir anlam karmaşası var. İnsanlar düşünce tembeli oldu bu kadar karışıklığın içerisinde. Belki ondan bir dur geldi. O karışıklığı, tabii o karışıklığı şöyle bir toparlayayım ben size istiyorsanız. Bana göre
gene hep bana göre bazı şeyler de. Şimdi telefonlarımız çıktı. Onun içinde işte WhatsApp'ı çıktı. Yok interneti çıktı. Yok bir şey çıktı. Herkes bir kere başladı. Şimdi küçücük çocuklar ellerinde bunlarla, hayatını bunlarla götürüyor. Hatta aşklarını bunlarla götürüyor. Evet. Sevgilerini bunlarla götürüyor. Yaratıcılık bir şeyler koptu. Bitti. Bir şeyler koptu. Şimdi koparken de bir şeyler de kendi yarat. Tebrik ediyorum seni. Yaratıcı ağzımdan aldın. Yaratıcılık gitti. Niye? Var burada. Görüyor. Ben bunu yapmak istiyorum falan. Bakıyor. Aa, bundan 10 tane yapılmış. Biri 20 tane yapmış. Birisi her şey burada. Onun için de zaten artık birbirimizin telefonlarını bile ezberleyemiyoruz. Tabii. Artık bizim yanımızda bir telefon var. Doğru. Bizim yanımızda telefon aynen. Sadece telefon değil. Tabii. Sinema, şey. Film, birbiriyle konuşma. Al 3-4 saat kenara çekilsin bir çocuğun önüne ver. Çocuk su bile istemeden burada 4 saatini geçirir. Oysa bizim çocukluğumuzda birebir ilişkiler vardı. Sokağa çıkıyorduk arkadaşlarımızla. Top oynuyorduk, onu oynuyorduk. Kızlar velev ki bir şey yan komşu iniyordu. Bir şeyler. Hayatı paylaşıyorduk. Şimdi hayatı paylaşmıyoruz. Bununla dünyayı paylaşınca evet. İçinde yok olduk. Evet. Dünyayı paylaşmak başka bir şey. Evet. Bulunduğun toprakların kokusunu, nefesini, yaşantısını paylaşmak başka bir şey. Tabii bu da yeni insanları, evet. Yeni gençliği, yeni sanatçılar da çıkıyor burada. Evet. Ama bana göre gene işte burada profumuz yanımızda oturuyor. Profumuz Filiz Özkol biliyorsun. Türkiye'nin ben öyle prof diyorum. Niye? Çok iyi çünkü, dinleyeceğim bu arada. Çünkü gerçekten böyle bir bu astroloji üzerine o kadar çok konuştuk ki. Benim aile artık hocası falan aile olduk biz. Doğru tutuyor. Onun için bize onu anlatsın. Doğru. Söylediği şeyler doğru. Mesela burç söylüyorsun, şunu söylüyorsun, bunlar olacak diyor. Olmuyorsa bile %80 oluyor. İnan diyorum ben. %80 onun için ben her şeye diyorum ki durumumuz ne? Hocam aslan burcum. Masayı vuruyor, kovuyu alıyor. Estağfurullah. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sen çok önemlisin. Ay, çok seviyorum. Burcumuz hocam. Ne? Boğa. Yay. Akrep. İki yay benden. Boğayı çok severim, özeldir. Ama akrebi tek geçerim. En çok sevdiğim burç akreptir. Bize birazcık dokun. Aslanları yaylar geçtik. Bu sene çok şanslılar. Jüpiter onlarda. Boğaların değişim yılları başlıyor. Akrepler onlar için de değişim başlıyor. Boğa ile akrep birbirleriyle çok iyi senkron olacaklar. Yayların en iyi yılı. Tabii aslanların, tabii yayların. Neydi senin? Yay. Berabersiniz. Yay. Biz ikimiz yayız. Şu anda burada 3 tane yay var. Üç tane yay var. Bir tane yay. Boğa var. Bir akrebimiz var. Aslan. Aslan ve şu üçümüz gördünüz. Benim yükselenim de akrep. Aslan. Benim akrebin özelliğini aslan. Biraz evet. Anlatır mısın bana? Aslanın mı? Akrebin. Akrepler ya hep ya hiçtir. Siyah beyazdır. Arası yoktur. Ama çok başarılıdır. Hedeflerini çok çok iyi insan çözümlerler. İnanılmaz bir enerjileri vardır. Gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Neşter gibidirler. Biz burada bu kadar çok şey konuştuk ya. Hepsinden böyle pin kodu gibi aldı. Sonra bizi bir anlatacak, inanamayacaksınız. Evet. 10 yıl sonra hatırlatacak. Çok doğru ama. Yani kaç yıllık arkadaşız biz. Yani evet. Burada çok şey çok konuşulur. Çok tecrübe ettim bunu. O tek kelimeyle bizi özetler. Evet, çok doğru. Ben kızımızı da Cansu'yu istiyorum bu ayı. Boğa sabittir. Aslan boğa sabittir. Düşüncelerinden çok taviz vermez ama ne istediğini çok iyi bilir. Sessiz sakin bir yöneticidir. Ön plana çıkmak istemez ama hayat onu zaten ön plana çıkarır. Ay muhteşem. Peki, evet. Yükseleni kova olan yaylar. Çılgındır. Vallahi çok çılgındır. Çılgındır. Başarılıdır. Her işin altından kalkar, çok yönlüdür. Her an her şeye çözümleyici bir zekası vardır.
hiçbir şey, hangi ya, şeyin altına elini koysa taşın, hepsini başarır. Neyse. Akıllıdır. Biraz da kapris. Ne mutlu bana. Biraz da kapris var diyor, dikkat et. Evet, var mı? Ben kapris yapıyorum var. Bazen. Var. Güzel bir şey. Hayır, şöyle neden ama öyle büyük kaprisler öyle, değil. Çünkü tatlı. Evet, şey değil hani bazı şeyleri bak hani bunu böyle yapmalıyız ki böyle olsun tarzı kaprisler. Yani kapris yapmamız gerekiyor burada gibi kaprisler. Onu İstanbul'a gelince öğrendim. Evet, aldı geçiyorum bu arada gerçekten. Tabii tabii. Burada evet değişik şeyler öğreniyoruz. Eşin de bu konuda televizyon aleminde galiba. Evet, o da Kanal B'nin haber müdürü, İstanbul sorumlusu. O da yay burcu. Yaylar çok seviyor. Sanat dünyasını, iletişim dünyasını çok evet, seviyorlar. Çok güzel iletişiyoruz. Göremezsin. Anne babayı merak ediyorum senin. Niye? Şundan ötürü. Yani sen kendi hayatını gördüğüm kadarıyla kendin çizmişsin. Evet, ben hiç... o konuda biraz asiydim. Ben Antalya'da yaşamak istemedim. Hep Ankara'ya gitmek istedim. Niyeyse bir Ankara sanki benim adımım olacak gibi bir his vardı içimde. O yüzden hep Ankara olsun diye bütün tercihlerimi Ankara bazında yazdım. İlk üniversite sınavında. Annem babam öğretmen, emekli öğretmen. Aa. İkisi de. Onlar çok tatlılardı tabii. Yani sonrasında beni çok desteklediler. Annem hatta keşke sana şey demeseymişiz. Keşke kızım hani istediğin zaman seni yönlendirseymişiz dedi bana. Sen yönlendirdin kendini zaten. Evet yani. Sen sadece annene babana şunu söylüyorsun. Ben bunları yaptım. Beni yönlendirmediniz. Evet, tamam biz de dua edecek annede. Aynen öyle. Her zaman ama yanımda oldular. O ayrı bir şey. Onu biliyorum. Ne güzel. O açıdan hala da öyleler sağ olsunlar. Nasıl senden de onu duruyorlardır. Şimdi. Tabii. Ya, senin tabii. Gibi bir tabii. Oyuncuyla onu duymaz. Karşılıklı ama ben onlarla onlar benimle karşılıklı her zaman. Ben şimdi burada ailelerinize sizler gibi bugün ve yarın hatta bizlerin olmadığı dönemde sizler de olacaksınız. Sizleri seyrettim ve sizler bana müthiş bir umut verdiniz. Yani benim zaman zaman umudum kırılıyordu. Ama bu oyunla, onun için buradasınız. Bu oyunla gerçekten yürekten söylüyorum. Kalplerimiz seni unutur mu? Programımızın adı bu. Ben bir şeyi biliyorum ki zaman ne kadar ileriye giderse gitsin, sizler çok önemli yerlerde olacak. O yürek, o sevgi, o sevda, o işe bağlılık. Onun için kalplerde hep kalacaksınız ve olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Onun için ayaklarınıza sağlık diyorum. Hepinizi böyle heyecanla, mutlulukla bu programa geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz çok şeref biz teşekkür duyduk. Ederiz. Biz çok teşekkür varsınız. Sizin gibi bir ustayla tanıştığımız evet, ve bunu evet. Sizden biz çok duyduğumuz için aslında. Çok mutluyuz. Yani çok mutluyuz. Onur duyuyoruz. Biz de sizleri tanıdığımız için ben ve Filiz'cim binlerce kere teşekkür ediyoruz. Son sözü kızlarımıza ve söyleyecek Filiz'imize bırakıyoruz. Programın son sözünü evet, söylesin. Son söz hep bana geliyor ama ben çok seviyorum bu son sözü. Sizden önce bir araya girebilir miyim? Evet. Efendim Kalplerimiz Seni Unutur Mu ekibine Ankara Sanat Tiyatrosu'nun 45. yılı için yaptığımız Şenol Önder'le beraber yaptığımız kitabı hediye etmek istiyorum. 1963-2008 yılları arasında bir görsel çalışmadır bu. Muhteşem. Arşiv çalışmasıdır. Şöyle muhteşem. Binlerce kere teşekkür ediyorum ve ben de şunu bir göstereyim. Bir yakın alsın kardeşlerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için muhteşem güzel bir Ankara Sanat. Ast değil mi bu? Ast. Ast. Bir dönemin olağanüstü büyük tiyatrosu. Şimdi tabii 50 küsur yaşında. Tabii. Ama ben kimler işte... Kimler geldi? Kimler, tabii kimler geldi, kimler geçti. Kimler geçti. Evet çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir hediye. Çok evet, başarılı. İyi ki geldiniz çocuklar. Evet sizi zaten izledik. Sahneniz çok güzel daha da. Benim de zaten yeğenim de oyuncu. Bilirsin Merve Dizdar. Tiyatroya çok uzak değiliz. Sinemaya hiç uzak değiliz. İyi ki varsınız. Tekrar siz bir görüşmek. İlk fırsatta yine pazartesi günü oyununuza geçeceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ha, onu da söyleyelim isterseniz. 18 ve 26 Mart'ta var. Evet. Tabii. 18-26 Mart'ta.
Ve Nisan ayında da devam edecek. Yani sezon boyunca oynamaya devam edeceğiz. Hocam gidiyoruz değil mi yine? Gidiyoruz. Kesinlikle. Gidiyoruz. Her zaman. 26'sında da geliyor. Hepsinde geliyor. İkinci Kat Tiyatro'nun sayfasından oyun tarihlerini takip edebilirler gelmek isteyen. Sağ ol canım. Efendim kalplerimiz seni unutur mu? Size pırıl pırıl yürekleri böyle sanat, sevgi, aşkla çarpan ve seyrettiğimiz zaman o heyecanı gördüğümüz ve duyduğumuz beraberce seyrettiğimiz o heyecanı sadece onlar değil seyrederken bizler de o heyecanı gördüğümüz için programımıza şeref verdiler. Bir başka programda bir araya gelmek üzere arkadaşlarımız ve büyük oyuncularımıza alasmaldık diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Alasmaldık.